Evet arkadaşlar, karnımızı doyurduk, geldik. Çok önemliydi. Şimdi religion atıyorum. Bilip alırım. Ha, İşte evet. bu şeyler falan. Şişirme, germe. Germe, açma. Ben yolluyorum dedim. Jimnastik mi? Aynen, yolla. Ben düzgün gel hadi. 17. 17. Ve böyle şeyler biliyorsun. Şimdi farklı tanrıların kendi inananlarına verdiği farklı blessingler olabiliyor. Tamam mı? Bunlar her zaman klerik güçleri, paladin güçleri gibi şeyler olmak durumunda değil. Sonra farklı özellikler şeklinde de ortaya çıkabilir. Bazen bir item verir, bazen bir tavsiye verir, bazen bir güç. Farklı farklı şekillerde tanrıların ölümleri olan yardımları gözlenebilir. Burada da daha önce böyle şeylerden tapınakta girdiğin derslerin bir tanesinde hatırladığın kadarıyla Baal'in kendi inananlarına verdiği böyle bir güç var. Bu tarz kultistlerin inananlarının yanında vücudun, etin daha kesilebilir oluyormuş. Tamam mı? Ondan sonra o derim gerildi falan, işte bıçağı işte sapladı, hayvan gibi kan çıktı falan dediği mevzu o olabilir. En yakın bu geliyor yani. Ben diyorum ya, bu tarz kaltistler tanrıları tarafından bahşedilmiş bazı güçleri etraflarına yayıyor olabilirler. Yani onlardan bir Olabilir. tanesine gelmişsin. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. İyi ki bir adam. Tanrının sevgili kulu çünkü yanımızda kalmasın. Kalmasın. Gitti. Ben ışığı gördüm. Bir ışıkla geri geldim Ha, sonra. oradan geri çevirmişler işte, çevirmeden. Baldur's Gate'de ilk gece. Neyse, ben geri buldum. Ha. Bıçaklandığın yer. Ha. Tamam, biraz kendine gel. Geldim bu sefer. Kendine gel, birlikte bir gider bakarız. Bence burada mı? Biraz dinlendi, bir Hı. şey Bu ye saatlerde içeyim. burada. Herkes bunları dinliyor. Ağrınsızlığın Sen var içeriye mı burada? girdin. Bunlara bakalım. Bir köşeye, bir yere abi. Millet Ha, bakıyor bana dönüp ya. bakıyorlar ya. Dinlemeye, duymaya çalışıyorlar. Bana Şöyle açık bir şey açık dedin ya, yapalım. Baal kaldırdı. Dediğim için. Hancı'ya gidecektim. Bu bara şey yapıyorum şöyle. Ver. Neden sadece beyler? Neden bayanlar, Niye mesela? çocuklar falan Bireyler. bakıyorlar? Peki gender fluid? Beyler bayanlar. Herkes kendi işine baksın. Hareketi yapıyorum şöyle. Anladım. Sonra Hancı'ya şey diyorum. O kadar görüyorum. 5 bira verebilirim. Hiçbir şey olsun. Sağ Oturuyorsun. Biraları getiriyorsun. olun. Merhaba. Merhaba. Tanışmadık galiba. Küçük. Zerim. İkisi. Biliyor musunuz? Biraz sonra. Ben şu hançere bakıyorum. Güzel yap. Hançer. Gülü falan değil. Hayallerini suya dökeyim ben senin. Dememiştim. İşlemeli falan. Güzel bir hançer tabii. Yok. Altist ticareti. Ha, yok yok, öyle öyle bir şey olsa Yani söyle. işlemelerin bir anlamı Böyle yok yani. hilti falan, hani böyle şey, iyi tutulsun diye böyle güzel kazılmış, iyi demiş falan, ama öyle yok. Doğal kal. Yok, adam bıçaklı falan, üstünde dualar falan yazmıyor. Desecrated değil ya. O Korku. saatte orada ne işin vardı diyeceğim. Ya. Tamam, önceden bize söyledin ama ben gidiyorum diye. Ama Dedim. Dedi. hemen gecenin bir yarısı uykumdan uyanıp camdan sıçrayıp kalkıp kesmek zorunda mıyım? Değilsin. Yani Niye kestin? Orada kalırsa çığlık atar.
Atamadım lan, atamadım. Atamam. Öyle mi son? Arkadaşlar belli ki... Arkadaşlar belli ki plan yapmada iyi değilsin. Yani sizin kendi işinize lafım yok ama bu grup olarak hareket etme konusunda bir sıkıntınız var gibi. Öyle bir şey yapacağız ama hepimiz. Ben basit. Olursa bağıracaktım ama gerçekten. Niye bağırdın? Bağıramadım. Tamam, bundan sonra hepimize söyle. Çünkü tam şöyle gösteriyor bu toplu yeri. Tam şurada şöyle bir toplu var diye hoplattı yani. Öyle bir... Mesela böyle bir şey yapacak mısın? Bir de değişik bir şey yaptım ama. Derim derdi böyle, geldi böyle derimi. Özelliği varmış işte. Daha keskin. Ya ben yani, bilmem deri gelme verme. Ben böyle bir şey... Açtı geldi, bir şeyler yaptı. Bir koydu ondan sonra... Sen derin derin nefes al. Ciğerin hala da yerine an... gelmemişti. Ağrısızı var mı? Artık. Tamam, o adrenalin geçiyor. İyiyim ben. Ben bir şey demiyorum. Herkes sakinleşsin. Ben şu an bir şey demeyeceğim. Yeri bulduğunda oraya bakmamız. Tamam, bakarız. Siz büyücü müsünüz? Bir şeyine bakın. Evet. Biz de... Candle Keep. Lan nerede? Candle Keep. 20 adet. Hı hı. 17. 11. 11. Candle Keep. Anlattığım gibi büyücülerin şehri, ondan sonra işte katipler, alimler gider, büyücüler. Yani böyle bir konu araştırmak isteyen vesaire birisi varsa buraya gider. Böyle bir şey araştır. Biz de gelirken bir büyücü kulesinde durduk. Buradan baş danışmanın içeriye çıkar. İbralim Skond. İbralim Skond. Yok. Hala bir şey değil mi? Aç. Ne yaptı son cesedi? Diyorlar. Bir şey yapmadım. Basacağım ben onu. Onu hiçbir şey yapma. Onu karakola götürdüler. Tamam sen. Yolda iki tane daha. Şimdi hangi? Ayrıp işte. Filey. Adamın aklı gitmiş ya öyle bir ayrım. Şey var ya bu. Saruman oynayan eleman. Saruman kimdi? Oğlum ne oluyor? Konuşuyorsun. Büyücüye dönüp bunu mu soruyorsun? Saruman kim? Gandalf var bilir. Abi dönebilir miyiz ya? Candle Keep büyücüsüyüm. Şey dedim, o tanıyor musunuz siz başlarında? İmral Imskong. Duydum. Tanışmadım. Benim muhabbetim bu kadardı. Gerçekten bu kadardı. Bira içer misiniz? Söyledim, hancıya getirir. İçerim. Kusura bakmayın, büyücüyle ne konuştuğunu çok bilmem ben. Asker adamım yani. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ne yaptığımızı ne bileyim işte, gece bunu sokaklardan topluyorum. Neyi arıyordunuz? Şimdi bir insight atıyorum işte. Paranoya depreşti. Aynen, bir geldiler bana. Burası güvenli değil mi? Şeye göre değil. Size göre değil mi? 18. Üçüncü mü? Kaçıncı zararcı? Önceki gün de harcadık. Destandık mı? Progress'te geliyor. Kaç toplam? 18. Meraktan söyleyeyim. Animated armor'ı göstereyim. O var. Dışarıda da korumalı. Burası güvende. Daha güvende. Anlamadım. Ne kadar süredir burada? Anlamadım. Festivalleri görme fırsatınız oldu mu? Geldim festival. Güzel miydi var? Festivalleri severim. Tanrıların, iyi tanrıların adını anmak bana her zaman huzur.
Hepimize. Soru soracağım ama çok yanlış anlamayın. Festivallerde gözünüze çarpan, sanki bu burada olmaması lazım, beni huzursuz ediyor dediğiniz, bir yere girip böyle ben niye buradayım acaba dediğim, bu birini görüp bu aslında burada olmaması gereken biri gibi düşündüren size bir olay, bir kişi oldu mu? Oldu. Yoksa paylaşır mısın? Biz de arkadaşlarımızı arıyoruz çünkü. Mahalle festivalde buralarda. Bu bölgedelerdi. Ama şu an bulamıyoruz yani. İpucu olabilecekse çok yararlı olur. Tapınakların tapınaklar bölgesinde tapınak binalarının bahçeleri kirletildi. Tarafında ne anlıyor? Bilmiyorum. Nasıl ki? Ben çok mutsuz oldum. Temizlenmesi için de yardımcı. Litter falan mı yoksa yani çerçöp mü? Çerçöp mü yoksa daha falan mı? Çerçöp. Ve hayvan leşi. Okumuş bak. Eskiden tüketebildiğim, yemediğim şeyler. Medeniyet bazılarına fazla. Medeniyet bazılarına çok fazla. Sokukları nefes bile. Barış balığı nasıl redemption balığı değil mi? Aynen. Yorum. Mekanlarını basalım abi. Tapınak kırmızı çizgi. Beysiz konuşun da biraz yukarı. Ne çıkıp yazma? Biz vermiyor. Şu an sabah. Sabah oldu. Gece. Gece daha ya. Gece sen uykunda mı yandın? Ha, sonlarına doğru dedin ya o yüzden. Hayır, yanlış söylemişim. Ay uykunda mı yandın? Tamam sen. Ben yok yok hayır. Refakat. Abi ben yukarıda yatarım. Ne geliyorsunuz refakat? Ya bir şey olmasın şimdi yanımda durak. Ya. Şöyle göz altlarım çökmüş bir şekilde şöyle boş bir şekilde ogura bakıyor. Dilerim yatalım. O böyle şey. Zeka parıltısını görüyorsun. Elemanın gözü. Acaba o ben de görüyorum. Ben zeki miyim? Kendimi sorguluyorum. Neyse ben de odaya çıkıp meditasyonuma devam edeceğim. Ne yapıyorsunuz? Uyuyacağım. Gelmeyelim sen söyle yine. Hayır yani tek bir daha olursa diyorum. Tamam bir daha olursa sana başlıyorum. Tamam. Senden söyleyince çıkacağım mı? Ona değil bak adam konuşmuyor. Konuşmuyor. Adamın ağzından zor laf alıyoruz. Bana söyle. Tamam. Ben herkese söyle. Ben şimdi. Gideceğim. Tamam. Herkes odaya mı çıkıyor? Yoksa... Yok ben çıkmıyorum ya ben. Uykumdan bir an böyle hani 60'tan 180 nabıza bir anda fırladığım için dizlerim de ağrıyor zaten. Biraz sert bir içki söylüyorum. Yatıp odaya geleceğiz. Falan ne yapıyor? Ben başını refakatçi ya böyle biraz muhafiyen okurum. Kötü bir etki yaşamış olma. Yaşamasın rahat uyusun. Hatta sleep atabilirim. Ben gökyüzüne bakıyorum. Ay falan var mı? Bunun için odaya girmiş olmamız evet. Lazım. Ama evet, işte odaya mi? Girmedik daha. Odada bekliyor asasinler o sırada. Şimdi. Sen sert bir içki söylüyorsun. Buralı gibi değilsiniz. Yok değiliz yeni geldik. Dediğim gibi arkadaşları arıyoruz. Yok ki şöyle bizim bir büyüğümüz. Uzaktan arkadaşlara abi ne yaptın yollayalım. Biz cahiliz bu konularda. Ne olmuş ki arkadaş? Öğreneceğiz bulabilirsek. Ne yapıyordu ki arkadaş? Buradan geçiyorlardı sadece. Festivale denk geldi. Festivalde
genelde kötü şeyler yapmaz. Kötü kişi. Tanrıların dikkatlerinin daha çok çekildiğini dedikleri için sevmedikleri. Gözlerine daha fazla batmayı istemezler. Belki kötü bir şey yaptılarsa onlardan daha kötü bir şey yapan biri vardır o sırada. Dikkatler üzerlerine düşmemiştir. Açık konuşayım, ben bu şehirden çok haz etmedim. Girdiğimden beri bir kirlilik, cinayet, hırsızlık, her şeylere tanıklık ediyorum. Ben de haz etmem. O yüzden bilmiyorum yani, her şeyi beklerim öyle. Sadece buranın şarkısı güzel. Evet. Derken Dagger çekiyor, o ses duy, biz ses duyunca Dagger çekiyorum direkt. O kapıyı açtın. Aronaya başladı. Ne oldu? Kapıyı açtın. Hep berabersiniz. Tam kapıyı açtın, şarkı söyledin. Odanın ortasında bir figür. Camlara çıkıyor. Bir 75 falan. 75 boylarında. Bir kadın. Siyah kapşonunu çekmiş. Tamam mı? Pis. Kapşon pis. Yok. Tamam ki. Böyle şurasında bağlı aşağıya doğru iniyor. Ondan sonra biraz da gözükmesi için, tamam mı, kollarını biraz daha şöyle yana doğru açmış. O ortadaki şeyden böyle geniş. Altında mor bir purple dragon knight. Amblemi olan bir tabard. Ben hold'u atıyorum ya. Tamam mı? Ondan sonra altında işte deri ayakkabı, deri çizmeler, deri bir pantolon. Sırtında şöyle ince yapılmış, şöyle kavisli gelen bir great sword boyunda bir kılıç var. Kapıyı açtınız. Kapı başlamış. Ben şarkı başladım. Odanın ortasında böyle bir önce otomatik olarak dar atmayız. Alnına giriyor şöyle. Sen bıçak gel. Benim alnıma gir. Bak sen. Ondan yukarı gelirse Dagger'ı fırlatmam. Ondan aşağıya gelirse Dagger'ı fırlatmam. Al. Tamam. Sen şöyle tam böyle tuttun döndüm. Şöyle. Zırhı açmamış olsa bir kesin bulur. Bu dört tane spell yiyordun zırhı açıyorsan. Kapıyı açtınız, şarkı başladı. Sen şöyle tuttun, herkes bir tepki verecekti. Sevgili Purple Dragon Knight Card. Merhaba. Hiç camı örtmedim. Yanından geçiyorsun. Evet. Tamam mı? Camı örtüyorsun. O sırada görüyorsun tombulay var. Bayağı. Tombulay. Evet, yani. Dolunay değil de dolunay gidiyor. Dolunay'a gidiyor. Bazı kapşonlar şu. Size tarif edilen tipte. Bunların hepsini tipi tarif etmişler diye. Ondan sonra. Kendisi anlattım bunların tiplerini ben size. Sanki söyledim. Anlattım. Ben biraz anlatayım bakayım ne kalmıştım. Bir bak bakalım. Ben de şeyleri bak. Atılan büyülere ne tepiyor? Gösteriyor. Bart sonuç vermiyor. Yok tiplerini anlatmam. Rahip direkt fail diyor. Bu da ne yapacağımı bilmiyorum. Şehirdeyim diye mesaj gönder. Tamam. Şimdi bu arkadaş bir halter. Tamam mı? Böyle bukle bukle sıkları var.
koyu kahverengi. Ve omuzlarına kadar geliyor kürk. Ondan sonra böyle koyu kahverengi gözleri var. Tamam mı? Suratı şöyle ince ve kemikli. Tamam. Ve böyle o şey el şeyini, surat şeyini görüyorsunuz. Erkeklerin suratları biraz daha zarif oluyor ya. Yani o insan yanakların altında o elf anatomisine uygun kemik yapısı var. Tamam mı? Şöyle kulaklar şey. Hafif şöyle şey. Sivri. Para yedirdiğim bazı kişi geldiğinizi söylüyor. Ben de seni arıyordum. Arka sokak insan mı? Evet. Kendimi çok göstermek istemedim. Yerlere de gelince. Göster ne diye. Ha. Diye yani. Sen iyi misin? Değilim. Hastalığım mental olarak iyi değilim. Anlatayım. Şey çağırdım. Ben aşağı iniyorum hemen. Hı-hı. O sırada sana şey diyor. Yürü larda yardıma ihtiyacınız olursa böyle bir şey olursa eğer amaçlarınız kötü değilse kötü bir amacımız yok. Bu adamı yanımıza gelmek ister mi abi? Programlayacağımız olur. Teklif ederiz ya. Ben buradayım. Hı-hı. Gündüzleri geziyorum. Akşamüstü geliyorum. Sizin de eğer bir şeye ihtiyacınız olursa, bir yardıma ihtiyacınız olursa siz de bize haber verin. Hangi konular? Hangi konularda? Daha büyük olmayan konularda. Bir yere girip... Mekan basın. Aramanız gerekirse. Basamıyoruz ki. Yani tabii hani insanlar belki size ön yargıyla yaklaşabilirler. Biz daha insan krallıklarını bilen kimse. Belki yolunuzu bulmanızda yardımcı oluruz. Çıkmanızda yardımcı. Teşekkür ederim. Derken geldi. Derim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir ay için teşekkürler. Söylediğim şeyi, şatı, dizlerimi ovuşturarak. Ay yaşlar. Ay. Adam Superman dediği şey yap. Ölüyordun la, ölüyordun. Ne yapayım? Ölüyordun. Geliyorsun odaya. Sandalyeye oturup korkuldurarım ben. Kılıcını şöyle yanına koy. Yani şu şeyi çok pis ya. Kendini cool. Pisletmiş yok. Böyle lağımda falan gezmekten kirlenmiş gibi. Tamam. Depopolding'den kulak çıkar. Teşekkür ederim. Sen içeriye geldiğin zaman ayağa kalk. Selam. Derim. Asker selamı veriyor. O da selam veriyor. Koridora bakıyorum. Ne var mı? Sağımızdaki, solumuzdaki odalar ne? Bizimkiler zaten karşı karşıya. Yanınızdakilerin kapıları kapalı. Böyle bir duruyorum. Birinden horlama sesi. Kapıyı kapatıyorum. Yataklardan birini kapımla. Tamam. Evet, efendim. Evet. Böyle bir taş uzatıyor. Hı. Sen mi istiyorsun? Yok. Sen mi istiyorsun? Gerçekten konuşmana gerek var mı? Aha. Ben o zaman raporunu ver, sonra konuş. Bunu kullanmadınız mı? Üzerinden geçmedi ya. Geçmedi mi daha? Kapakta. Sen doğmadın mı ya da?
Yani gecenin bir yarısı hepiniz bok gibi hissediyorsunuz çünkü yorgunluk yani. Dolu dolu bir gün geçirdiniz ya, hayvan gibi yürüdünüz. Kombat oldu, o adrenalin rush geldi, geri indi falan. Ne? Yine de yorucu bir yolculuk. Derin bir anlatsana. Ben öldüm ya. Ya... Ne oldu? Ne saat gibi bizi saklayacak bir şey yoktur. Ne varmış? Ya o ya. Bunları... Tamam neyse bir duralım. Duvarlara yakın durum, bizi dinleyen biri duyarsanız dikkat edin. Duyuları açıyorum. Tamam. Herkes böyle aynı radar olarak. Hem de açığım düz zaten. Sikeyler kalktı böyle. Maksimumum 10. Şey, bu anlatırken bir su koyuyorum. Şunu elmasından veriyorum. Yiyoruz. Arada suyu içiyor ve anlatıyor. Diyor ki formüle dönüş yolculuğundaydık. İstihbar zamanı ben geçmenin güvenli olacağım. Ya çok naiftik. Ters giden bir şeyler var. Yedik, içtik. Kaynaklarımızı yeniledik. Hazırlıklarımızı yaptık. Katender tapınağına gidip yol için blessing al. Tekrar yola çıkacağım. Hangi açtığınız kız? Hı-hı. Oradan geçtiniz mi? Hı-hı. Hancı'ya mesaj bırak. Olaylardan sonra bırak. Başımıza felaket geldikten sonra. Oraya ilk gittiğinizde ve çıktığınızda takip edildiğinin farkında mı? Hayır. İlk gittim. Yok hayır. Latender tapınağına giderken üzerimize bir karanlık çöktü. Rahibimizin ışık büyüleri işe yaramadı. Karanlıkta göremediğimiz eller ben ayırdı. Ben beni tutan elleri kesebildim. Ve bir şekilde karanlıktan dışarı çıktım ama arkadaşlarımı bulamadım. O zamandan beri de şehirde saklanıp başlarına ne gelmiş olabileceğini anlamayacağım. Hayır. Ben çok inandırıcı konuştu ama bir insight diyeceğim ya. Ben de adetlendir biz alın. Peki. Doğru söylüyor gibi duruyor. Yoksa yani, sorguya çekmeyelim. Pangaç Deniz Kızı'na gittim. Etrafa kendim de yolu kolay bulabilmek için bulabilmem için bazı işaretler bıraktım. Bazı yanlış işaret. Utangaç Deniz Kızı'ndaki Pancı'yla bir ufak bir anlaşma yaptım. Peşimizden birilerini yollayabileceklerini tahmin ettim. O yüzden bizi arayan birileri gelirse, Kormirli birilerini sorarsa vesaire bana haber vermesi için kendisine para verdim. Onun dışında şehirde bir yerlere gitmeye, lağımlara bakmaya falan çalıştım. Her tapınağa niye gittin? Gidemedik. Ne gidecek? Yola çıkmadan önce bir nesin lan? Rahibimiz bir. Rahibemiz Katender. Rahibiz. Böyle oluyor yani. Bilesi yolda sizi görüşürler yani. Karanlıktan çıkan ellerden bahsediyor. Bir karanlık çöktü ve karanlığın içinde eller uzandı. Abi, bir şeyler tuttu diyor. Yani. Shadow Darkness Domain. Abi. Aklına ilk gelen... Ay, 12 pardon. 12. Yani normalde aklına şar gelir.
Şar ve Selyun böyle şey tanrıçalar vesaire olarak hani böyle genel olarak bilinen tanrıçalardır. Şar işte karanlık tanrıçası. Ondan sonra ama bugünden sonra mesela neden Baal'de olmasın ki diyorsun? Baal, yani. Beyn'de Asasin, onları... hani karanlık tamam. Falan. Tamam o değildi de onlar da kullanabilir yine. Hı-hı. Emaneti kim taşıyordu? Admon. Admon ayrılmış. Sen rastlayabildin mi? Hayır. Öyle şey, özür dilerim. Başarısızlığı suratından okuyorsunuz, tamam mı? O şey, başarısızlıktan dolayı ne denir? Kendini suçlama hissi, tamam mı? Utanma, görevimi yerine getiremedim falan, tamam mı? O böyle şey, böyle suratında kendine karşı duyduğu bir iğrenme var yani. Biliyor musun? Bir şey diyordum abi. Eşitlikle onu görüyoruz. Aha. Var işte. Haber. Robotu mu? Ya haber. Anlamadım. Nerede? Kıyıda. Bakın. Üzülüm. Ciddi. Yarın bir ekip onu götürecek. Ben de onlarla dönüştüm. Bu işin sonuna kadar gitmeden de tabii başka bir emir verilir. Başka da. Takip et. Bu seni yakalayan eller üzerinden herhangi bir şey aldılar mı? Veya sana zarar verdiler mi? Kollarımı tutmaya çalıştım. Esik an olmadı ya da bir darbe almadım. Bacağımı tuttular. Belki de... Normal bir el miydi yoksa sarmaşık? Anlayamadım ki. Birden fazla el. Bu gibi. Kolunuzu şöyle bir şey sarıyormuş gibi de. Olabilir. Yani bu böyle Shadow Realms için olabilir mi? Onun için. Zaten. Arkan ayrı Religion atıyor. Seni neden atabildin? Hı? Kesin. Hı, tabii tabii tabii. Tamam. Şu Religion. Şu Arkan. On bir plan var arkada, sekiz verileceğim. Harika. Yeteneklerimiz bunu açıklamaya yedi. Bu eller sizi yakalamadan önce herhangi bir şey fark ettin mi? Bu andan önce herhangi bir kişiyi yolda belki iki kere gördün mü? Görüp tekinsizi buldun ama çok da tehlikeli bulmadığın, o an boş verdiğin bir şey oldu mu? Böyle bir düşünüyor. Peki biri sana yan gözle bakmıştır ama zaten buranın halkından biridir herkes. Çok iyi. Hani hani kadın vardı. Gereğinden uzun baktı. Siyah bak saçı vardı. Biraz yok. Buralı gibiydi sanki. Sana biraz kaldık. Ben takip edenler biraz maske. Şimdi siyah bir elbise vardı. Kırmızı tül gibi bir şey almıştı. Duval akşamı. Böyle yoldan yürürken
uzun baktı gibi. Ama elinde içki vardı. Boşluğuna vardı. Böyle bir düşünüyor. İyi bir saydım oralarda. Yani utangaç deniz kızına yakın yerler. Distriktin adı Heap. Mor, mor gibi. Yeşilin yanı bak. Utangaç deniz kızına gidiyorduk. Başka ne gelmiyor? Şimdi düşününce dedi belinde band vardı. Şey vardı. Yanındaki tipi şeyi nasıl? Ya kırmızı işte siyah bir band veriyor. Band veriyordu ya şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Elinde mesela eldiven var mıydı? Yok. Böyle şey mesela uzun tırnaklı ojeli bir el miydi? Tabii tabii bakımlı falan böyle şeydi yani. Böyle şey miydi mesela siyah ve kırmızı şey dedin ya mesela ojeleri de böyle çok bariz kırmızı. Kırmızıydı aynen. Böyle şey ilk duruşlu falan şimdi dünyanı düşününce. Evet evet. Hani böyle bir noble o şey vardı. O tarif ettikçe benim aklımda o canlandı da. Hı-hı. Elinde kadeh tutuyor diyordum. Aklını hatırlıyor musun? Kırmızı zor gelir ona. Evet. Evet. Nereden? Rüyamda gördüm. Ne bakıyorum lan? Rüyamda mı? Bilmiyorum ben de işte. Neden malum? Biz asla veriyorum. Bir tane beyaz maske olur. Siyahcı. Maske siyahcı. Kadının kıyafetinin önünde kocaman bir ters pentagram var. Görebiliriz. Tabii tabii. Sen böyle şey rüyamda gördün falan deyince Paymora yolluyoruz. 4. 20. Kesin. Geçelim. Bey. Dedim ya. Şimdi ters pentagram Asmodeus. Tamam mı? Asmodeus 9 katlı cehennemin lordu. Lawful evil. Tam bu devil olur ya işte böyle anlaşma yaptığın falan şeytan. Tam o yani. Ondan sonra kendisi aynı zamanda zevkin, sefanın yoldan, baştan çıkarmanın yoldan çıkar. Kendisinin domainlerin knowledge, order, tinker. Kendisi law'a önem verir, düzen olması. Mesela önem verir, demonları sevmez çünkü chaotic evil'dırlar. Chaos'tan nefret eder. Entrika. Böyle binlerce yıllık planlar. Ondan sonra işte böyle daha fazla güç kazanmak için böyle ayağa kaydırılan kişiler bilmem neler falan. En nihayetinde bu cehennemi yöneten kişi yani. Anlatabiliyor muyum? Ters pentagram bu. Ben beyin falandır derken o anlatıyor. Daha büyük. Tanrım doğru yolda olmayana doğru ipuçlarını takip etmeyen kişiye böyle görüler göstermez. Demek ki bir şeyin üstünde. Doğru bir izle. Ne?
İki çabında yerlerini takip et. Spesifik adam var. Elimiz ne var? Her saldırıya tamam. Uğradığınız yer. Hı hı. Görür müsün? Hı hı. Bulur. Orayı. Ben kim? Buradan. Bizim birden anlayan birilerine. Şöyle dönüp bakıyorum. Gruba'da en yakışacak kişi. Önce aşağıda oturuyor. Ne olmaz? Nasıl güveneceğiz? Olabilir ama ondan ne isteyeyim? Nasıl? Yani büyülü şeyler isteyeceğim. Ne bileyim. Yani en azından şimdi rahibi falan bulamıyoruz. Yok, belki hani burada olursak daha kolay bulabiliriz belki. Yer bulma büyüsü yapmasın. Bilmiyorum, o an neye ihtiyacımız varsa o yani. Mesela bizimle kapışırken Fireball'da isteyebiliriz yani. O zaman genel olarak bizle beraber seyahat etmek. Yani maceracık mı gözüküyor adam? Don gezmiş, dolaşmış bir de. Kaç tane ogre wizard bulabiliriz ki hayatımızda? Doğru. Tabii biraz dikkat çekersiniz. Hiç çekmiyoruz. En azından şu anda çekmeme ihtimaliniz var. Bununla yok. Bunu söyleyeyim yani. Bence yardımını istemeden... 2,5 metre, 3'e yakın. Bence onun yardımını istemeden önce, yanımıza almadan önce yer alacaksak ya da gelecekse Deepside'a, mobilların olduğu yerlere bir bakalım. Buralara bir girelim. Ben normal gözle bakacağım. Tam fark edeceğim şeyler vardır ama büyülü gözlerle fark edin başka şeyler de var. Ama vardır. Tamam da. Ama ben bileyim, ben var oğlum, sen ya kim? Hayır, ben o kısmını hallederim. Azmediyorsun, kalkma. Belki onlara her şey olabilir. Karetlerden bulma buluruz. Dört üstü. Mutlaka işaretleri vardır. Ben bunu bulmayı deneyebilirim. Yok, kadına fazla bulaş. Sen yanımızdan ayrılma. Ayrılmasın. Zaten bir kere bu kadar ağır gelse de başarısız olmuşsun. Ve yanında 4 kişi daha vardı. Sen tek başına gidersen yanında kimse olmayacak. Tekrar riske atamayız. Bu arada şimdi Purple Dragon Knight'lar içinde ranking olayı var ya. Ranking ne? Bunların renklerini size söylemediler galiba. Ama aynı. Sen bunlardan yükseksin. Ondan sonra bu kadın da sizinle aynı işte. O zaman şey, derin emir verebilir o. Evet. Verecek de bir şey yok yani. Şimdi ne yapacağımız da çok. Ya yani. Nerede verebilirsin yani. Yani. Burada şimdi şöyle bir, senin bir karar vermen lazım. Yapabileceğin iki şey var. Ya seni Robert'la birlikte yollayacağız. Güvenli bir şekilde cenazesinin ailesine ulaştığından emin olacaksın. Yeterince noble bir görev. Ya da burada bizimle kalacaksın. Zaten daha önce karşılaştığın bazı tehlikeler olduğu için artık buna hazırlıklısındır. Uyaracaksın böyle tehlikeler. Kararını ver. Aşağı kalsın. Hadi git. Böyle bir düşün. Robert'ın ailesi. Ben haberi ve buradaki durumu şu an dinlen. Bu gece sana nöbet yok. Ben şey diyeceğim. Yarın sabah uyandım.
Ama bir de herhalde dokuz parmak bize bir şeyler mi? Hadi gel. Cesedi götürecek. Bir araştırma yapayım. Bir araştırma yapayım. Şu maske. Şimdi sabah tapınağa mı gideceğiz? O yere mi gideceğiz? Tapınağa giderken zaten saldırıya uğradıkları için büyük ihtimalle tapınağa giderken aynı yerden geçeceğiz diye düşünüyorum. O yani oradan geçmeden gitmenin bir sürü yolu var tabii. Oradan geçelim. Oradan geçersiniz. Geçerken tigi bırakırız. Tamam. Tabii ki hassas. Tamam. Duruyoruz. İki session'da bir gün oynadı. Bir gün oynadı. Sabahtan yani, devam edeceğiz. Teknik olarak gece yarısını geçtik yani. Hani bir sonraki günde. Doğru soru. Bir saat daha. Bir saat daha. Umarım eğlendiniz. Evet. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.